quindi se non facciamo gol facciamo un po' di fatica a far gol fuori casa. Maçtan önce zaten zor bir maç geçeceğini biliyorduk. Bunu da oyuncularımızla konuştuk. Dediğimiz gibi zor bir maç da geçti. Ama pozisyonlara giriyorsunuz, son vuruşlarda sıkıntı yaşıyorsunuz. Son vuruşlarda gol yapamadığınız zaman özellikle Antep gibi zorlu bir deplasmanda golü bulamayınca böyle bir sonuç çıkıyor tabii. We need to score away. This is the problem. Whenever we start to score away, but no, maybe. Bence en büyük sıkıntımız deplasmandaki maçlarda gol bulamama sıkıntımız var. Bunu kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. Deplasmanda kesinlikle gol bulmamız gerekiyor. Evet, rakibimizle olan puan farkımız açıldı ama sonuçta yine de yapmamız gereken, bırakacak halimiz yok. Oynamaya devam edeceğiz ve önümüzde bir 16 maçımız daha var. Oynamamız gerekiyor ama demin de söylediğim gibi en önemli nokta deplasmanda oynarken mutlaka gol bulmamız gerekiyor. Insomma, non cambia niente, con i giocatori nuovi sicuramente qualcosa in più faremo. Evet, aramıza yeni katılan oyuncularla mutlaka biraz daha iyi bir seviyeye gelebiliriz. Biraz daha bu sistemi daha iyi yerlere getirebiliriz ama çok da sisteme takılmamak lazım. Bugün maç içinde biliyorsunuz farklı sistemler denedik. 3-5-2 ile başladık. Ondan sonra 4-4-2, 4-2-3-1 farklı sistemleri denedik. O yüzden çok fazla sistemlere takılmamamız gerekiyor. Bizim oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Quindi quello di Bruma credo che è solo perché possiamo farlo visto che ci sono delle regole stupide. Şimdi ilk başta puan farkıyla başlayalım. Tabii ki önümüzde 16 maçımız daha var. Mutlaka Fenerbahçe kazandığı zaman bu puan farkı daha açılacaktır ama bizim yapmamız gereken kendi maçlarımıza odaklanıp kendi maçlarımızı kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ve mutlaka bir şans gelecektir diye umuyorum. Diğer taraftan bu transfer olayına gelince etik değil tartışmaları yapılıyor ama baktığınız zaman Türk futbolunda etik olmayan bazı olaylar yaşandı biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi. O yüzden bu olayı bence çok fazla tartışmanın bir anlamı yok. Diğer taraftan da yabancı kuralı var biliyorsunuz. Türk Futbol Federasyonu'nun koyduğu bir yabancı kuralı var. Bu da elinizi kolunuzu bağlıyor. Bir şekilde bir çözüm bulmaya yönlendiriyor sizi. O yüzden bence çok fazla bu etik değil olaylara takılmalı. Non c'è niente di anti-etico, anti-sportivo. Ve ortada kesinlikle etik bir olayın, etik veya etik değil öyle bir olayın tartışılmasını gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü etik olmayan bir olay yok. Sonuçta bir şekilde buna çözüm bulmanız gerekiyor. Bu kuraldan dolayı da elinizi kolunuzu bağlandığı için bir şekilde bir takım bulup oyuncusu kiralayıp o kontenjanı açmanız gerekiyor. Ieri non eri in grado di giocare. Dün bir ağrısı oldu. O ağrısından kaynaklanan bir sebepten dolayı da bugün oynatmadı kendisini. Teşekkürler. İyi akşamlar.